Değerli izleyenler, bir hafta sonu daha birlikteyiz. Maçları birlikte yorumlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki. Hocam biliyorsunuz seçimler dolayısıyla Perşembe ve Cuma günü oynandı karşılaşmalar. Bal Ligi hariç 3-4 kümede maçları yorumlayacağız. U19'lardan başlıyorum. U19 Gençler Ligi'nde tek maç vardı. Gören Belediyesi önünde güzel bir galibiyet aldı. Anlamlı bir galibiyet aldı. Zorlandı. Önce buradan başlayalım hocam. Peki sevgili Zeki. Gören Belediye Eğitim maçı özellikle eğitim açısından çok önemliydi. Eğitimde zirve hesapları vardı. Ve ilk yarı karşılaşma maçı seyretmedim ama başa baş gitmiş. 0-0 golsüz berabere kapatmışlar. Fakat ikinci yarıda Gören Belediye sağ avantajını kullanarak güçlü Etispor'u 2-0'la geçmeyi başarmış. Bir yerde bu galibiyet Gönen Belediye'yi Bandırma Spor'a zirvede yalnız bırakmış oldu. Etispor'un bundan sonra bu ikili yakalaması kolay gözüküyor sevgili Zeki. Üçüncü sıradaki yerini böylelikle almış oluyor diyorsunuz. Evet. O zaman Bandırma Spor klasmanın yarışında Gönen Belediye Spor'u yakalayabilir mi hocam? Var, yakalama şansı var ama ilk maçı Bandırma'da oynanan maçı 2-0 kaybettikleri için Gönen deplasmanında Gönen Belediye'yi yenmek zorundalar. Ancak o zaman birinci olabilirler. Gönen'de oynanacak karşılaşmada bir beraberlik bile büyük bir aksilik, sürpriz olmazsa Gönen Belediye'yi birinci takım ilan edecek. İmkansız değil ama Bandırma Spor için zor gözüküyor. Çünkü Gönen Belediye de istim üzerinde. Bandırma Spor'u Bandırma'da yenmeyi başarmış bir takım. Evet. Ama önceden konuşmak da pek doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz. Sonuç olarak iki takım gidiyor ama geçen sene de Gönen Spor gitmişti. Şimdi burada bakılacak olay şu sevgili Zeki. Bandırma'nın nüfusu ile Gönen nüfusunu karşılaştıracağız. Nüfusu çok olan yerden daha çok topçu çıkar sayısal anlamda. Daha çok adamın arasından başarılı seçerse. Başarılı buna göre olan. Gönen bu bakımdan daha başarılı. 45 bin 50 bin nüfusa sahip Gönen Bandırma Spor'u sıralamada geçiyorsa büyük başarı, alkışlamak lazım. Evet. Bandırma Spor'un birinciliği kaptırmaması gerekir. Çünkü elindeki eleman sayısı daha fazla. Ama takım olarak Gönen bizden daha fazla. Şu anda Gönen Belediye Bandırma Spor'u deplasmanda 2-0'la geçtiğine göre tartışmasız şu anda ligin en iyi takımı. Evet. Gönen futbolda bizi geçti gerçekten. Gönen'i kutluyoruz. Özellikle son yıllarda. Evet, son yıllardaki futboldaki başarısından dolayı. Evet hocam, gelelim pazartesi günü. Önümüzdeki pazartesi günü Manyas'ta bir maç var. Pazartesi'de bir maç var. Ya sen evet, yatıyoruz pazartesi kalkıyoruz. Pazartesi maçımız var. Evet. Manyas Sanayi maçı. Bu da önemli bir maç. Bu maça dönelim hocam. Ne diyor? Bu maç önemli. Bu maçın önemi Sanayi Spor açısından taşıyor. Manyas klasmanı oynuyor. Evet. Sanayi Spor'un iddiasını sürdürmesi için mutlaka maçı kazanması gerekiyor. Çünkü Sanayi Spor'un da gizli olarak ilk ikide gözü olan bir takım. Etispor hamlelerini yavaş yavaş tüketti. Sanayi Spor bu maçta mutlaka galibiyet çıkarmak zorunda. Beraberlik kaybetti veya beraberlik anında işine yaramayacaktır. Evet. Yalnız Manyas'ı yabana atmasınlar. Manyas çok ters bir takım. Çok yetenekli gençlere sahip. Orada evet. Brezilyalılar var, inceciler var, metinler var. Bakıyorum çok sürpriz isimler var. Sanayi dikkatli olmak zorunda. Manyas deplasmanında adımlarını dikkatli atmak zorunda. Aksi takdirde beklemediği sonuçla karşılaşabilir. Ama kağıt üzerinde Sanayi Spor favori gözüküyor. En azından hedefleri açısından. Berabere kaldığı an, yenildiği an Sanayi Spor'undaki zirve havluyu hesapları atmış oluyor. Bir yerde erken ama söyleyecek evet. Söz. Havlu yapmış. O zaman hocam biz Manyas'tan dönelim puan cetvelimize. Puan cetvelimiz ne diyor U19'larda oynanan karşılaşmalar ardından? Puan cetvelimiz Gönen Belediye ve Bandırma Spor'un şu anda zirvede yalnız kaldığını gösteriyor. Ve Sanayi Spor'un şansı var ilk iki zorlama açısından. İşte pazartesi Manyas maçını deplasmanda kazanması şartıyla zirve hesapları sürecek. Çünkü Sanayi Spor hem Gönen Belediye hem Bandırma'yla daha maç yapmadı. Onlarla oynayacak. Evet. Böyle bir avantaja sahip. Etispor almış olduğu Gönen deplasman mağlubiyetiyle şansını biraz azalttı. Klasmana doğru gidiyor Etispor. Bakalım Sanayi Spor'un bir şansı var. Çünkü Gönen Belediye ile oynamadı. Manyas Belediye tam tipik bir klasman takımı. Orta sıraların takımı. Her türlü sonucu alabilir. Gönen Belediye ve Bandırma maçları haricinde Manyas Belediye'den sürpriz sonuçlar bekleyebiliriz. Tayfun Spor da bu sene lige iyi başlamadı. İnşallah ligin ikinci yarısında toparlanır diyorum. Toparlanır diyorsunuz. Ben de teşekkür ederim. Evet hocam, U19 Gençler Ligi'nin son yorumumuza geldik. Son yorumumuzda
Önümüzdeki hafta hangi karşılaşmalar bizi bekliyor? Önümüzdeki hafta U19 Gençler Ligi'nde gerçekten kıyamet kopacak üst sıralar için. Çok zorlu iki karşılaşma var. Lider Gönen Belediye Bandırma'ya geliyor. Sanayispor'la oynayacak. Gönen Belediye için zorlu virajlardan biri. Sanayinin sağı solu belli olmaz. Yani Trabzon'la İki Fenerbahçe maçı gibi. Kritik bir karşılaşma. Gönen Belediye daha derli toplu. Sanayinde çok iyi hücum elemanları var. Gönen yenilse bile kaybedeceği bir şey yok hocam. Zaten 3 puan fazlası var. Mutlaka Sanayi kaybederse. Sen yarış dışı kalmış, yarış dışı kalmış olacak. Oluyor. Ama Gönen Belediye de kaybedecek bir takım değil. Ben Bandırma Spor Kars'a seyrettim. Aynı disiplinde oynarlarsa Sanayi'yi de burada yenebilirler. Ama önceden konuşmak doğru olmaz. Biz her iki takıma da başarılar evet, dileyelim. Biz her iki takıma da başarılar dileyelim ve böylelikle U19 Gençler Ligi'mizi kapatmadan evvel bir maç daha var. Orada Etispor Bandırma Spor maçı var sevgili Zeki. Etispor maçı biz onu atlamıştık. Etispor Bandırma Spor maçı var. Çok kritik bir karşılaşma. Acaba Etispor Bandırma Spor'a sürpriz yapabilir mi? Etispor'un moraller biraz bozuk gören mağlubiyetinden dolayı. Etispor Bandırma Spor en azından prestij için yenmeye çalışacaktır. Ama Bandırma Spor bu maçta bir tık önde diyorum. Bandırma Spor daha güçlü, daha organize bir takım. Ama Etin de sağa solu belli olmaz. Onun için bütün spor severleri bu iki karşılaşmaya davet ediyorum cumartesi günü. Futbol severler mutlaka bu karşılaşmaları izlesinler. Sanayispor, Gönen Belediye, Etispor, Bandırma maçları seyre değer diyorum. Zaten diğer maçlarda Manyas, Hükmen, Çelikspor galibiyeti de 3 puanı hanesine yazdıracak. Yine Gönen Tayfun, Hasan Bey önünde Hükmen galibiyette ilk 3 puanını almış olacak. 6. hafta sonunda Gönen Tayfun ilk 3 puanı bu hafta alması bekleniyor. Çünkü rakibi ligden çekildiği için. Çekildiği için diyorsunuz. 3 puana sahip olacak. Evet hocam teşekkür ediyorum. Biz U19 Gençler Ligi'nin noktalık sıra geldi 1. amatör kümeye. Evet. 1. amatör kümede 4. hafta alınan toplu sonuçları bir değerlendirelim önce hocam. Değerlendirelim. Şimdi Gönen Karşıyaka sessiz sedasız liderliğe oturuverdi. Sarıköy yener mi yenemez mi, Gönen Karşıyaka puan çıkartır mı derken büyük bir başarı imza attılar. Sarıköy deplasmanında 4-2 ile geçerek 10 puanla liderlik koltuğuna kuruldular. Buradan Gönen Karşıyaka'yı ben tebrik ediyorum. Sanayispor çok derbi maçında Düzler Spor'u 1-0'la da olsa geçmesini bildi. Çok anlamlı bir galibiyet. Bunda tabii detaylarına geleceğim. Düzler'in son yarım saat 10 kişi oynaması bir yerde Sanayispor'un işini kolaylaştırdı. Hasan Bey sağ solu belli olmuyor. Tatil günlerinde başka oynuyor. Futbolcu bulamadığı günlerde başka oynuyor. Yine kızık sayı 4-1 ile geçti. Ben bu yarışta varım dedi. Beni yabana atmayın dedi. Yukarıya mesaj çekti Hasan Bey Spor. Altınüz Evler doğru kadroyu sahaya sürünce doğru kadro, doğru yorum ve güzel sonuç geldi. Evet. Altınüz Evler bu doğru yorumu devam ettirirse yine ilk haftada kaybettiği puanlara yanacaktır. 600 evlerden bundan sonra patlama bekliyorum ben. Ama hocam 600 evlere Konya'dan yeşil forma gelmiş. O da biraz şans getirdi galiba. Valla Konya'dan mı geldi, başka bir yerden mi geldi bilmiyorum ama şanstan ziyade 600 evlerin yorumunu beğendim sevgili evet. Zeki. Oyun dizi, yorumunu, dizilişi. Evet. Detaya geleceğim. Ocaklar Edincik dibin derbisinde Ocaklar birinci roundu kazandı. Ocaklar tecrübeli bir takım fakat ikmansızdı. Edincik'te İlginçtir. Yenilmesine rağmen her hafta iyiye gidiyor. Önce iki tane takımdan beşer gol yedi. Daha sonra sanayiden dört diyor. Biz Edincik'in politikasını destekliyoruz. Bu düşüncelerini sonuç destekliyoruz ama ligde sonuç derken bir takımı geçip de ligde kalırlarsa daha da anlamlı olur evet. Bu. Küme düşmemeleri şartıyla sondan bir önce takım ligi bitirirlerse Edincik Spor'u beraber alkışlayacağız. Edincik Spor'un evet gençlere yönelik kendi yöresinin çocuklarına forma giydirmesi açısından Edincik Spor'u evet. Takdir ediyorum sevgili Zeki. Diğer maçlardan ayrıntılar soracak olursan seyrettiğimiz evet, maçlardan. Tabii Sanayi Düzler'e gelelim hocam. Sanayi Düzler maçını izledik. Sanayi Düzler'in liderliğine son verdi. Gerçekten tek golle, tek atışla evet. Altın vuruş oldu. Evet. Bu maça gelelim. Haftanın hocam. Maçıydı sevgili Zeki. Haftanın maçında Sanayispor istediğini 3 puan istiyordu ve onu da tek gol almasını bildi. Bakıyorum bloklara kaleci Görkem nazar değmesin. Çok başarılı maçlar çıkartıyor. Formasına alıştı. Sanayispor'un güven veren bir eldiven. Görkem'i buradan kutluyorum. Sağ bek İzzet maça damgasını vurdu. Orta şut karışımında vurduğu top çok iyi yere gitti. İzzet bir de kanat beki olarak bir de gol yazdı.
kritik maçta takımına 3 puan getiren golü kaydetti. İzzet'i buradan kutluyorum. Erkan gerçek yerini bulmuş. Erkan orta sahada oynatılıyordu. Çok iyi niyetli bir çocuk. Gerçek biraz ağırdı. Güvenç'le beraber iyi bir ikili oluştururlar. Sanayi Spor burada da doğru yorum yapmış. Harun Hoca Düzler 10 kişi kalana kadar biraz zorlandı. Düzler 10 kişi kaldıktan sonra o da rahat bir son yarım saat geçirdi. Harun Hoca tecrübeli fakat tabii uzun toplarda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Arkasına atılacak toplarda Harun Hoca'nın kondisyonunu mutlaka ayarlaması gerekiyor. Sanayi Spor'a buraya dikkatliyorum. Orta sahada Nedim ilk defa Nedim gibi oynadı. İşte Nedim'den böyle futbol bekliyoruz. Nedim topu ayağına beklemedi, topa gitti. Dördüncü hafta kendini buldu. Kendini çok hırslıydı. Demek maç seçiyor bu. Nedim maç seçmeyecek. Böyle oynarsa takımına büyük katkı sağlar. Topu bilen bir kardeşimiz. Fakat Bandırma Spor'dan Sanayi Spor'a gelmenin uyum sürecini yaşayan bir genç. Görkem Vasat'tı ama takımı oynayan iyi niyetli bir genç. Çelik Spor'dan geçen eski ilk haftalardaki başarısını arattı. Sanki itmansız bir görünüm çizdi. Sanayi Spor'da 10 numara yok. Çok ilginçtir. 4 forvetle oynadı Sanayi Spor. Çok ilginç. 4-4-2 tarzında dizildi. Bakıyorum Rıfat Can sağdan bindirmelerde çok etkili. Biraz da son vuruşlarla daha dikkatli olursa Rıfat Can çok iyi toplar getirir Sanayi Spor'a atak anlamında. Ünsal tipik bir sol bek. Öne çıkarıldı. Ünsal daha çok sol kanat koruyucu ama çok akıllı bir genç. Genç takımdan da tanıdığımız, takdir ettiğim bir öğrenci. Ünsal gerçek yeri sol bekte oynarsa oraya bir sprinter bir kanat, örneğin oynatmadıkları Mehmetcan gibi bir kanadı getirebilirler. Ya da ömrü, daha doğrusu ömrü kullanabilirler. Buna dikkat diyorum. 10 numara eksikliğinin sıkıntısını çekiyorlar. Burada 10 numarada işte eski futbolcuları Ferhat vardı, Çetin vardı. Bu ikisinden birini tercih ederlerse Sanayi Spor daha da güçlenir. Yani oyunu yönetecek bir adam sıkıntısını yaşıyorlar. Caner eski gücünde değil. Ömür de genç takım maçlarının yorgunluğundan olacak. Bu maçta biraz fiziksel olarak yetersiz kaldı. Sanayi Spor forveti çok iyi. Sanayi Spor orta sahadan iyi toplarla beslenirse çok gol atar diyorum. Yani ligde forvet çok çalışkan forveti, forveti çok yeterli buluyorum, kaliteli buluyorum. Yeter ki orta sahadan bu yetenekli gençlere top taşısınlar. Düzler cephesine geleyim. Düzler en azından bir puan niyetiyle gelmişti Sanayi deplasmanına. Düzlere de Hollanda formaları yakışmış. Çok zevkli formaları var. Evet. Kendilerini kutluyorum. Yani fotoğrafa yakışıyor gençler. Hilmi emektar tecrübeli bir kaleci. Hilmi'nin son, oyunun son bölümlerinde seyircilerle oynaması doğru değil. Seyirci evet. A artı eksi söyler. Maçta kalmalıydı. Eğer Hilmi seyirciyle oynamazsa ligin en iyi kalecilerinden biri. Küçük Alper kuvvetli, sağlam, sağ bek. Ayberk vasat bir günde olmasına rağmen beğendiğim bir adam. Topa ne zaman zamanlamaları çok iyi. Biraz ağır olduğu için bu maçta vasat gözüktü. Daha iyiye gider. Mutlu kuvvetli, kuvvete dayanan bir futbol oyunu ağır. Mutlu'nun çok idman yemesi lazım. Özellikle geniş alanlarda Mutlu çok sıkıntı yaşayabilir. Orta sahada Düzler'in en iyi adamı Alp'ti. Ne yaptığını biliyordu. Evet. İkman olmasına rağmen o da oyundan atılınca en iyi adamları Düzler sahada oyundan düştü. Orta sahayı tamamen Sanayi Spor'a kaptırmış oldu. Albi buradan takdir ediyorum, kutluyorum fakat sahada kalmasını diliyorum. Sinirlerine hakim olmasını diliyorum. Düzler Spor gole takıldı. Ofsayt itirazıyla psikolojikman etkilendi. Yani bir sonuç öyle veya böyle. Üzerinde fazla durmamak lazım. Ne güzel. Ve ne güzel. Belki ikinci, üçüncü kırmızı kartta gelecekti. Ne güzel söylüyorsun. Gole takılmayacaksın. Hakemin son bitiş düdüğüne kadar maçı asılacaksın. Albin oyunda kalması halinde olay biraz daha Sanayi Spor adına zorlaşabilirdi. Son yarım saatte 10 kişi evet. oynamak zorunda kaldılar. Bu da Sanayi Spor işini kolaylaştırdı. Şifa Mehmet vasat bir günündeydi. Daha iyi olmalı. Şifa Mehmet'ten Düzler, Erdek Düzler çok şey bekliyor. Biraz daha itmanlara giderse yine anahtar futbolcu olur Erdek Düzler'de. Erdek altyapısı, Erdek Spor altyapısından tanıdığım, sonra Bandırma Spor'a gelen, sonra tekrar Erdek Düzler'e Alper'i izledim. Evet. Alper çok kaliteli bir santrafordur, sprinterdir. Fakat itmansız görünümlü, sinirlenmesine bu gerek yok. Sinirlenmesine evet. gerek yok. Alper bu ligin en iyi santraforlarından biri. Eğer Şifo abisiyle iyi anlaşırsa Erdek Düzler'in gol yolları daha kolaylaşır. Daha çok rakip kalelere gol bırakırlar diyorum.
Yani burada maçın normal hakkı oyun olarak beraberlikti ama son yarım saatte 10 kişi kalınca Sanayispor bunu çok iyi değerlendirdi ve attığı golü korumasını bildi ve sağdan istediğini alarak ayrılan taraf oldu. Sanayispor'u bu kritik maçta aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum ve hemen dönüyorum Altuğ Zeybek Paşa Çiftlik maçına. Çok keyifli bir karşılaşma, bol gollü, 5 tane gol görüyoruz. Ama bu sefer kazanan, ilk galibiyeti alan Altuğ Zeybek, ilk mağlubiyeti alan da Paşa Çiftlik oldu. Bu maça dönelim. Vallahi kağıt üzerinde 3 ihtimalli bir karşılaşmaydı. Altuğ Zeybek bu maça 1 puanla gelmişti. Paşa Çiftlik'in 7 puanı vardı. Normalde herkes maç öncesi Paşa Çiftlik bu maçı kazanır diye düşünüyordu. Fakat altı üzerlerde çok güzel revizyon, değişiklikler yaşanmış. Dördüncü haftaya çok güzel ekiple çıktılar. İyi yorumladılar takımlarını. Kaleyi Emekler Ali'ye teslim etmişler. Baktım, Peyami zaten haftalardır ağır olmasına rağmen akıllıyla defans toplayan bir isimdi. Bizim aksakallı, et sporlu, bandıma sporlu Peyami. Sercan çok iyi niyetli, temiz bir genç olmasına rağmen biraz daha ısırmak zorunda. Karınca ezmez bir haliyle oynuyor. Daha sonra akıllı bir değişiklikle Serkan'ı aldılar oyuna. Enes'le beraber olayı değerlendirdiler. Serkan'ın biraz daha rakibini rahatsız etmesi gerekiyor. Zaten fazla da bir iş düşmedi Gürkan'la Sabek Ali'ye. Orta sahada Atalay haddini bilerek oynadı. Vasat aldı verdi. Dikine oynaması lazım. Biraz daha oyuna katılması lazım. Ama enerjisini dar alanda iyi kullanan bir isim. Ersen'de bir kıpıldama gördüm. Bant Etispor'dan gelen. Bu çocuk iyi futbolcudur. Yani top oyunu gören bir futbolcudur. Ersen de Sercan iyi bir ikili oluşturur. Sercan Ersen de top alışverişini yaparsa altı üzerlerin gol atamayacağı takım yoktur diyorum. 11 numara benim en iyi beğendiğim, en çok beğendiğim futbolculardan biri Burak. Genç yetenek, evet. Sprinter. Çok hoşuma gitti. Gerçekten gelecek vaat eden bir çocuk. Geçtiğimiz haftalarda yedek bırakılıyordu. Bank oynatılmış. Kim yorumlamışsa altı zevkleri bu yönden tebrik ediyorum ben. İşte bu Buraklar geç, yedek kalmaz. Ersen, Burak, Sercan üçgeni çok keyifli anlar izlettirdi bize. Sercan tabii yukarıken Gazi Osman Paşa, Etispor, Bandırma Spor derken altı zevklere uyum sürecini yaşıyor. Sercan da çok beğendiğimiz bir oyuncudur. Çok kaliteli beyefendi. Ve aynı zamanda bitirici özelliklere sahip. Zor olanı yapar, kolay olanı yapamaz. Ama enfes bir gol attı. Zor bir gol attı. Daha kolayı kaçırdı. Ama bütün rakipler, özellikle Sercan'a dikkat diyorum. Ersen de Sercan, Burak bu üçgen iyi çalıştığı takdirde altı zevler spor içeride dışarıda rakip tanımaz diyorum. Puanlarına kimse aldanmasın diyorum. Evet. Altı zevleri buradan tebrik ediyorum. Paşa Çiftlik cephesine gelince, Paşa Çiftlik defansı elinden geleni yaptı. İrfan gerçek yerini bulmuş, dar alanda tecrübesiyle iyi oynuyor, vücudunu iyi kullanıyor. Hatta zaman zaman çıkışlarla faydalı da oluyor İrfan. İrfan dar alanda tecrübesiyle etkili olabilecek bir futbolcu. Bu bakımdan kutluyorum. Hasan'ı özellikle orta sahada savaşçı olarak kullanırlarsa daha çok iş yapar. Sağ bekte öldürülecek bir adam değil. Küçük Hasan, sanayiden gelen Küçük Hasan. Bu orta sahada çok iyi bir örümcek, atopot gibidir Sezai'nin deyimiyle. En iyi adamı sahada, etkisi çok koşar çünkü, çok iyi niyetlidir. Fahri yoruldu dakika kadar iyiydi. Emrah top ayağına yakışan bir futbolcu. Mehmetcan bu maçta vasattı, beğendiğim bir futbolcu. Pek istediği topları alamadı, silik kaldı. Mustafa enerjisini son hareketlerde iyi kullanamadığı için değerlendiremiyor. Çok koşuyor fakat zoru yapıyor, kolayı beceremiyor. Mustafa'nın arkadaşlar asistlerine dikkat etmesi lazım. Aziz'i iyi topla buluşturması lazım. Kör ortalar yapmaması lazım. Kör orta deriz biz, rastgele yapılan ortaya. Adresi ortalar göndermesi lazım Mustafa için. Bunları konuşuyorum. Aziz Can oynadığı zaman zaten Paşa Çiftliği'nin en büyük gol silahı. Oynadığı zaman o da maçta çok dinleniyor. 20 dakika sahne alıyor. Biraz da sinirlendi bu maçta. Sinirlenmeyecek işte. İyi topçu sinirlenmez. Sinirlerine hakim olacak. Aziz Can da bu takımın gol yolu. Serkan'dan da zaman zaman iyi çizgiler gördüm. Paşa Çiftliği yine disiplini oynadı. Fakat Paşa Çiftliği'nin burada bu maçtaki talihsizliği altı zevklerin sahaya doğru yorumla, doğru kadroyla çıkmasıydı. Şimdi bu altı zevklere bir de Serkan'ı kattıkları zaman sonradan oyuna koydu. Çelik Spor'dan gelen altı zevkler daha da iyi olacaktır. Altı zevklerin ön numarada biraz topu oyuna çabuk sokması gerekiyor.
gerçekten samimi söylüyorum. Ersen, Sercan, Burak üçgeni çok takım başına bela olur diyorum. Baltuz Evler Spor'u kutluyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hemen ben ligin zirvesinden ligin dibine iniyorum. Ligin dibinde puansız iki takımın mücadelesi vardı. Ocaklar Spor, Edinsk Spor ve Ocaklar ilk galibiyetini aldı 3 puanla. Bu karşılaşmaya gelelim. Gerçi biz Manyas'ta daha önemli bir karşılaşma olduğu için oraya gittik. Bu karşılaşmayı izleyemedik ama yine de bir yorumunuzu alalım. Şimdi bizim için her maç önemlidir. Yani Manyas, Ocaklar, fakat işte iki maçta da aynı anda bulunamayacağımız için tercihimizi bu hafta Manyas'tan yana kullandık. Ocaklar derbinin birinci ayağını kazandı. Edinci'yi yenmek zorundaydı. Çünkü Ocakların da puanı yoktu bu maç öncesinde. Evet. İlk galibiyetini aldı. Edincik'te de ilerlemeler var. Yani her hafta daha az gol yiyor. Gol atmaya başladı. Edincik öz güvenini kazanmak üzere. Edincik'i kimse yabana atmasın. Her zaman söylüyorum, bir takımı geçtikleri, yani kümede kaldıkları zaman bu takım özüne döndüğü için başarılı kabul edilecektir. Bakın Kızıksa, Ocaklar, Sarıköy, Altuzevler, Edince dikkat diyorum. Önemli olan bu disiplinli oyunlarını kaybetmesinler, morallerini bozmasınlar. Her maça farklı bir maç olarak düşünüp öyle çıksınlar. Ocaklar kritik bir virajı geçti. Ocaklar bundan sonra yavaş yavaş puan toplar. Yeter ki Ocaklar İtman'a gelsin, İtman'a çıksın. Halı sahadaki evet. İtman'dan vazgeçsin diyorum. Ocaklarda çok kaliteli oyuncular var. Ama sanki kahveden dolmuşa, dolmuştan da sahaya geliyorlar gibi. Burada benzin yok. Benzin yok. İyi araba, evet. Benzini araba az olan bir. Benzin yok. Evet hocam, biz böylelikle Ocaklar Edincik maçından gelen 4. haftanın puan cetveli bize ne diyor? Puan cetveli artık netleşmeye başladı. Gönen Karşıyaka 10 puanla lider, liderliğe yükseldi. Sanayi Spor 9, Hasanbey 9. Bunlar zirvenin keyfini çıkarıyorlar. 3 takım, Gönen Karşıyaka, Sanayi, Hasanbey. Düzler... Bu arada tek yenilmeyen takım Karşıyaka kaldı lider olarak. O da çok anlamlı, güzel bir noktaya evet. değindin. Tek yenilmeyen takım Gönen Karşıyaka. Düzler ve Paşa Çiftlik yukarıya mesaj çekiyor 7 puanla. Sakın bizi yabana atmayın diyor. Bizim 7 puanımıza aldanmayın diyor. Biz bu ligin zirvesini bırakmayız diyor. Bu takımların mesajlarına dikkat. Sarıköy'ün keyfi şimdilik yerinde. Ne yukarıda ne aşağıda işi var. 6 puanla orta sıraların keyfini sürüyor. Ama 4 puanlı Altuzevler, 3 puanlı Ocaklar ve Kızıksa ve henüz puan olmayan Edincik. Henüz tehlikeli bölgeden uzaklaşmış değil. Altuzevler bu bölgeden çabuk kaçar. Ocaklar ve Kızıksa biraz daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü Edincik'te sonuna kadar bu yarışın içinde olacaktır diyorum. Kümede kalma yarışın içerisinde. Zevkli bir lig izleyeceğiz. Ben şimdi liderliğe yükselen Gönen Karşıyaka'yı buradan kutlamak istiyorum. Evet, Gönen Karşıyaka geç girdi lige ama iyi bir istikrar yakaladı. Biz de bunun devamını diliyoruz. Evet hocam, biz o zaman birinci amatör kümede gelecek haftanın maçlarına bir bakalım. Buradaki yorumumuzu noktalayalım. Peki sevgili Zeki. Lider Gönen Karşıyaka'yı zor bir rakip bekliyor. Hasan Bey ile kapışacak. Gönen Karşıyaka, Hasan Bey çok ters bir takım. Şu anda ligin en çok gol atan takımı. Ne yapacağı belli olmayan bir ekip. Sağ solu belli, tam kadro çıkarsa her türlü sonuç çıkabilir. Gönen Karşıyaka disiplinli bir takım. Yani amatör spor severlerin kaçırmayacağı bir maç. Gözler Gönen'de olacak. Gönen Karşıyaka, Hasan Bey maçı izlenir diyorum, seyre değer diyorum. Kızıksa Sanayi, ikinci Sanayi Spor Kızıksa deplasmana gidecek. Maça disiplinli oynayan bir Sanayi, Kızıksa'yı deplasmana devirecek güçte. Ama dikkat etmezse, ama Kızıksa maçına konsantre olamazsa, bu arada Kızıksa Ömer'le birlikte çok takımın canını yakabilir. Kızıksa'nın da sağ solu belli olmaz. Çünkü bunlar bazen tam kadro geliyorlar sahaya, bazen gelemiyorlar. Sanayi dikkatli olduğu zaman Kızıksa'yı deplasmana geçer diye düşünüyorum. Erdek Düzler Edincik önünde favori. Edincik'in Erdek Düzler önünde yapacağı fazla bir şey yok. Paşa Çiftlik Sarıköy maçında her türlü sonuç çıkabilir. Paşa Çiftlik disipliniyle Sarıköy'ü devirebilecek güçte. Ama Sarıköy'de yabana atmamak gerekir. Çok tecrübe, yılların takımı Sarıköy. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Paşa Çiftlik bu maçta çok dikkatli olmak zorunda. Haftanın en zevkli maçlarından biri 650 Ocaklar maçı arasında olacak. Ocaklar tecrübeli, yetenekli gençlere sahip. Altuzevler de çok kendini buluyor, havasını bulmaya başladı. Altuzevler'in forvet hattı çok etkili. Yani haftanın en seyredeğer maçlarından biri Altuzevler Ocaklar arasında olacağını düşünüyorum. Ben şimdiden tüm takımlara taraf tutmaksızın başarılar diliyorum. Evet, biz de başarılar diliyoruz hocam. Böylelikle biz U19 gençler ve 1. amatör kümenin yorumları noktalı. Diğer yorumda görüşmek üzere.